Merhaba gençler. Katıları gördük. Katıların sorularını çözdük. Testlerini çözdük. Şimdi sıra kime geldi? Sıvılar kısmına geldi. Biliyorsunuz ÖSYM'nin en çok sormayı sevdiği kısımlardan birisi. 2022, 21, 20, 19 her yerde bunları sordular. Sıvılar o yüzden bizim için değerli. Yani maddenin hallerinden geliyor ama en çok da sıvılardan soruyorlar. Sürpriz yaparlar diye bekliyoruz. Belki bu sene katı olur, bu sene katı olur ama daha hala yaptıramadık. Her sene tekrar fix sıvılar sorusu geliyor. Zaten video defterinin içerisinde biliyorsunuz arkadaşlar ÖSYM'nin çıkmış sınav sorularını da koyuyorum. Ama onları tahtada maalesef ki çözemiyoruz. Çünkü yayın hakkı bizde. Fakat onları bu şekilde videolara ekleyemiyoruz. Yani ÖSYM tarafından ekletilmiyor onlar. O yüzden sadece soru bankalarını veya da biz video defterlerine koymanın telifini alıyoruz. Sadece o yüzden video defterlerinde ne tip sorular çıktı, nereden ne geldi, hangi konulardan geldi onların hepsini her sene tekrar güncelleyerek koyuyorum. Peki şimdi sıra kime geldi? Sıvılara. Bir bakalım sıvılarda ne var? Sıvılarda viskozite deyince aklımıza ilk şu gelecek. Sıvıların tanecikler arasındaki çekim kuvveti katılara göre az, gazlara göre daha fazladır. Yani tam arada kalıyor bu adam. Katıya göre daha az bir çekim kuvveti var çünkü yayvan duruyor ama gazlara göre daha çok var, birazcık daha toplu duruyor. Yani arafta kalan bir bölgeden bahsediyoruz. Peki hocam tanecikler arasındaki boşluklar sayesinde bunlar birbirlerinin üzerinden kayarak hangi hareketi yapabiliyorlar? Akışkanlık gösteri, yani öteleşme hareketini yapabiliyor demiştik. Peki hocam şimdi biz şöyle bir şey diyeceğiz. Sıvıların akmaya karşı bir de gösterdiği bir direnç var. Yani moleküller birbirinin üzerinden rahatlıkla akmasın diyoruz. Birbirini tutabilir. Akmaya karşı bir direnç gösterirse bu gösterdiği direnci verdiğim isim viskozite. Bakın viskozite deyince aklınıza bal gelsin. Balı mesela şöyle akışkan mı? Değil değil mi? Yavaş yavaş böyle zorlanarak kaymaya çalışıyor. Niye? Çünkü viskozitesi çok yüksek. Niye? Çünkü akmaya karşı direnç gösteriyor. Viskozite eşittir bal gibi aklınızda tutmaya çalışın. Yani bu şekilde kodlamaya çalışalım. Peki hocam birimi nedir? Pascal çarpı saniye şeklinde karşımıza gelecek. Viskozitenin tersine ise biz akıcılık diyecek. Niye? Viskozite yüksekse akmıyordu. Viskozite o zaman düşükse akıcılığı fazla. Yani daha akışkan bir şekilde geldirmiş olabiliriz dedik. Hocam viskozite neyle alakalı dersek moleküller arası çekim kuvveti eğer ki artarsa dolaylı olarak şöyle düşünsene molekül birbirini bırakmıyor. Bırakmayınca onu aktırabilir mi? Aktıramıyor işte. Bırakmazsa yani moleküller arası çekim kuvveti yüksekse viskoziten artmış, akmaya karşı direnç göstermiş oluyorsun. O halde moleküller arası çekim kuvveti arttıkça viskozite ne olur diyeceğim? Artar. Peki şöyle bir şey yapalım hocam. Bu sefer sıcaklığı arttıralım. Sıcaklık artarsa ne olur? Bu sefer tam tersi etkiyi gösteririz. Viskoziteyi azaltırız. Bal örneği gelsin dedim ya aklına. Balı buzdolabına koydunuz. Buzdolabına çıkarttığın zaman bal neredeyse akmıyor. Katılaşmış gibi olur. Bunu kış aylarında yapıyorsanız ne yapıyorsunuz balı? Gidiyorsunuz peteğin üstüne koyuyorsun değil mi? Neden peteğin üstüne koyuyorsun? Sıcaklık artarsa aslında bala sen akışkanlık sağlamış oluyorsun. Veya da biz asfalt çalışmaları yaparken genelde hiç dikkat ettiniz mi? Kışın değil de yazın yapmaya çalışırlar. Peki neden yazın yapıyorlar? Sıcaklık yüksek olsun ki asfaltı kolayca yayabilsinler. Bu yüzden genelde yaz ayları tercih ediliyor asfaltlama çalışmaları yapılırken. O zaman bunların hepsi neyle alakalıymış? Viskozite, yani akmaya karşı gösterilen dirençle alakalıymış. Bize genelde viskoziteyi şöyle tablolar halinde de verebilirler. ÖSYM böyle de çok soruyor. Viskozite diyecek mesela benzen, su, civa, zeytinyağı, cam gibi maddeler var. Hocam değerleri ezberlememe gerek var mı? Tabii ki yok. Yani hiçbirisini ezberlemene gerek yok. Bakarak yorum yapacağız. Şimdi benzenin viskozitesi 0.604 çarpı 10 üzeri eksi 3 iken suyun viskozitesi 0.890 çarpı 10 üzeri eksi 3. Hangisinin daha yüksek? Hocam suyun. O zaman su benzene karşı viskozitesi daha yüksek ya da akışkanlığı daha azdır diye yorum yapabiliriz. Aa hocam zeytinyağı ve suyu kıyaslasam zeytinyağın viskozitesine bakın 81. Aa hocam çok yüksek. Nasıl, zeytinyağı akışkan değil mi? Değil. Zeytinyağı birbirine yapışık durur genelde. Moleküller birbirine uzaklaşmak istemez. Zeytinyağı yüzeye tutunmayı sevmez. Yüzeye tutunmakla viskozite bambaşka şeyler. Önceden yüzeye tutunma kavramlarını açıklıyorduk ama bizden tamamen fiziğe geçirdiği için adezyon koezyon kuvvetlerine ben burada girmiyorum. Peki demek ki viskozite arttıkça ben akışkanlığı ne yapıyorum? Azaltmaya başlıyorum. Peki hocam viskoziteyi hangi faktörler etki eder dersek? Yani etki eden faktörler nelerdir dersem? Birinci faktör sıvının cinsi olacak tabii ki. Nasıl yani hocam sıvının cinsi? Şöyle diyorum. Moleküller
arası çekim kuvveti ne kadar yüksekse. Ne dedik? Birbirinden uzaklaşman o kadar zor. O zaman moleküller arası çekim kuvveti çok yüksekse akmaya karşı bir direnç gösterir. Şunun gibi düşün. Evine bir misafir geliyor. Gelen misafiri sen çok seviyorsun. Diyor ki kalkmak istiyorum, gitme ne olurdur. Kalkmak istiyorum, gitme ne olurdur diyor. Seni sürekli tutup geri çekiyor değil mi? Niye? Uzaklaşmanı istemiyor. Ama diyelim ki sevmediğin bir akraban geldi. Dedi ki ben kalkayım. Vallahi biz de yatacaktık, çok geç oldu dersen hemen göndermeye çalışıyorsun. Bunun gibi moleküller arası çekim kuvveti eğer ki fazlaysa viskozite ne? Yüksek. Yani aktırmamaya, sen kaybetmemeye çalışıyorsun. Ama moleküller arası çekim kuvveti çok düşükse, yani uzakta tutuyorsan rahatlıkla akışkanlığı sağlayabiliyorsun diyor. Peki başka ne diyeceğim? Moleküller arası etkileşimlerin yanında molekülün kütlesi de viskoziteyi etkiler. Neden? Çünkü daha önceden bahsettiğimiz Land'ın çekim kuvveti yok mu? Bak ne? Çekim kuvveti. Molekül kütlesi artarsa çekim kuvveti ne oluyor? O da artıyor. Ben bunu istemiyorum. Çünkü birbirinden uzaklaşsın istiyorum. Uzaklaşırsa viskozite düşük şeklinde yorum yapmış olursun. Mesela bir örnek olarak gösterelim. CH2OH, CHOH, CH2OH diye bir molekülümüz var. Ne molekülmüş bu? Gliserin dediğimiz bir molekül. Peki hocam HOH diye yapımız var. Özellikle OH'ları ayırdım. Sebebi şu. Bir yapıda OH varsa ne var demiştim? Hidrojen bağ yapma yeteneği var. Adamda 3 tane var. Şu adamda sadece bir tane var. Dolaylı olarak viskozitelerini, değerlerini vermeseler bile sen ne derdin? Moleküller arası çekim kuvveti en yüksek kim? 3 tane hidrojen bağ yapma yeteneği olan gliserinde. Peki değerlere bakalım. 0.934 iken burası 0.890 çarpı 10 üzeri -3. Yanında çok küçük değil mi? Evet, suyun demek ki akışkanlığı gliserine göre daha fazladır ki 2022'de çıkan sınav sorusu bununla alakalıydı. Şöyle kaplardan boşaltıyordu. Birisi hızlı gitmişti, birisi az gitmişti, birisi daha da az gitmişti. Viskozitelerini anlayarak sana şunu dedi. Moleküller arası çekim kuvveti daha yüksektir, daha azdır, viskozitesi çoktur, akışkan azdır gibi yorum yaptırmıştı. Peki hocam o zaman burada ne diyeceğim? Bir, viskozitesinin, gliserinin sudan çok daha yüksek çıkma nedenlerinin ilki ne olacak? Moleküller arası çekim kuvveti. Neden? Gliserin suya göre çok daha fazla hidrojen bağ yapma yeteneğe sahiptir. Birinci sebep bu. Peki başka sebep var mı? İkinci sebep ne dedi? Molekül kütlesi dedi ya. Gliserin molekül kütlesine geldiğin zaman 92 gram bölüm olmuş. Ama suyunkine baksan 18 çıkacak. Gliserinin molekül kütlesi de suya göre daha fazla olduğu için bir de Land'ın çekimini soktun devreye. O zaman gitgide ne yaptın? Çekim kuvvetini arttırdığın için viskozitesi suya göre çok daha fazladır. O zaman akışkanlığı suya göre daha az şekline gelmiş olacak. Anlaştık mı? Viskozite deyince ne diyecekmişiz? Akmaya karşı gösterdiğin direnç. Peki hocam bununla ilgili bir tane örnek sorsalar bize ne diyecekler? Diyor ki aşağıdaki tabloda 3 farklı oda koşullarını, viskozite değerlerini ben sana verdim diyor. Su için vermiş, benzen için, zeytinyağı için vermiş. Ve diyor ki bak buna göre ifadelerinden hangisinin yanlış olacağı bilgisini soruyor. 1. Akışkanlığı en fazla olan zeytinyağıdır. Şimdi sen ne yorum yapman lazım? Viskozite verdiyse viskozitesi en yüksek çıkan kim çıktı? Zeytinyağı. Yani zeytinyağının viskozitesi büyüktür. Hangisine göre? Bak 10 üzeri -3 -3 o zaman sayıca büyük olan suya göre o da büyüktür. Benzen diyeceğiz. Viskozitesi en yüksek olan zeytinyağı, en düşük olan da benzen çıkıyormuş demek ki. O zaman buraya bir yorumlarsak akışkanlığı en fazla olan, viskozitesi en düşük olan benzen çıkacak. O zaman bu bilgi yanlış oldu. Gitti. Devam ettim. Moleküller arası çekim kuvveti en az olan benzendir. Doğru mu? Doğru. Bak moleküller arası çekim kuvveti en düşük olan benzen, o zaman akışkanlığı en fazla olan benzen şekline gelir. Yani doğru bir ifade edersin. Suyun sıcaklığı artarsa viskozite değeri büyür. Hayır. Bak detaya dikkat etmene bile gerek yok. Sıcaklık arttıkça akışkanlık artıyordu. O zaman viskozite azalıyor. Niye? Bir yapıda sıcaklık, şöyle düşün. Bağ kuvveti var ya, sıcaklığı arttırınca uzaklaştırıyorsun. Uzaklaştırdığın anda viskoziteyi düşürürsün. Yani viskozite büyür cümlesi yanlış oldu. Soru bize hangisinin yalan olduğunu söylüyor. Birinci ve üçüncüyü yalan olarak gördük. Yani cevabımız E seçeneği olarak karşımıza gelmeliymiş. Peki hocam şimdi geldik ikinci etkiye. Sıcaklığın etkisi. Birincisi madde cinsine önemliydi. İkinci sıcaklık önemli. Peki nasıl etkileyecek bu? Şöyle diyeceğiz. Eğer ki bir yapıda sıcaklık arttıkça ne dedik? Moleküller arası çekim kuvveti uzaklaşmaya başladı. Uzaklaşmaya başlarsa viskozite azalır. Akışkanlık artar gibi yorumlar yapacağız. Mesela örnek biraz önce demiştim ya.
Asfalt dökülen ziftin yayılması ya da motorda ısınan yağın daha akıcı hale gelmesi. Bunların tamamı kimle alakalıymış? Viskoziteyle alakalı. Yani sıcaklığı arttırırsan akışkanlığını arttırmış oluyorsun. Tamam, sıcaklık da akışkanlık doğru orantılı. Sıcaklık da viskozite ters orantılı şeklinde karşımıza gelecek. O halde sıcaklık da viskozite ters orantılıysa sıcaklık arttıkça viskoziteyi azalttığını görmüş olduk. Peki başka bir soruya bakalım. Bize şöyle bir soru sormuş. Özdeş bir bilye vermiş şöyle. İki tane özdeş kap almış. İçerisinde birinin X sıvısı, diğerinde Y sıvısını atmış. Diyor ki yukarıda aynı ortamda, bakın şunlar çok önemli kelimeler. Aynı ortamda verilen özdeş kaplara, kapların ikisi de özdeş olduğunu söylüyor. Aynı miktarda X ve Y sıvıları bulunmaktadır. Yani aynı oranda X ve Y sıvısını koyuyorsun. Şu anda hiçbir değişiklik yok. Bu kaplara yine aynı şekilde aynı sıcaklıkta deyince sıcaklık detayını salladım. Dedim ki sıcaklık da aynı oldu. Özdeş bilyeleri atıyorum. Bilyenin X sıvısında tabana daha erken ulaştı. X'de çok daha hızlı gittiyse X'in viskozitesi nedir? Y'ye göre daha azdır. Tamam mı? Niye? Moleküler ısı çekim kuvveti demek ki azmış. Moleküler boşluk değil ki, bilye girince laps diye aşağıya doğru indi. O halde viskozite detayında ben Y büyüktür X diyebilir miyim? Kimle? Viskozite olarak söyledim. Sebebi ne? X bilyesinin tabana daha erken ulaşması olarak söyledik. Peki hocam, o zaman buna göre niceliklerinden hangileri arasında Y büyüktür X ilişkisi vardı? Tamam, moleküler ısı çekim kuvvetini soruyor. Akıcılık arasında bu ilişki yok hocam. Bu viskozite, akmaya karşı direnç arasında bu ilişki var. O zaman bu gitti. Viskoziteyi söyleyebilirim. Moleküler arası çekim kuvveti kimin daha fazla? Y'nin. Viskozite kimin daha fazla? Y'nin. O zaman burası da doğru olarak söyleyebilirim. Biz de hangisinde bu ilişkiyi aradık o zaman? 2 ve 3 hangi seçenekte? D seçeneği şeklinde karşımıza gelmiş olacak. Evet gençler, viskozite dediğimiz olayı şöyle bir bahsettik. Sırada şimdi kim var? Buharlaşma hızı ve buhar basıncı konularımıza devam edelim. Evet gençlik, şimdi neredeyiz? Buharlaşma, yoğuşma ve denge buhar basınçlarından bahsedeceğiz. Bizim karşımıza çıkacak en güzel soru kalıplarının arasında buharlaşma kaynama noktası, buharlaşma hızı gibi sorular yer alıyor. Çünkü buradan çok kolay soru yazılabiliyor ve sizi de çok kolay düşürebiliyorlar. Peki hocam, neye dikkat edeceğim dersek? Birinci olarak şundan bahsedeceğim. Buharlaşma dediğimiz ifadeden bahsetmek istiyorum. Hocam buharlaşma ne? Bir sıvının yeterli kadar enerji alarak sıvı yüzeyindeki tanecikleri, sıvı yüzeyinin ayrılması olayına buharlaşma denir. Ne demek yani? Şöyle. Buharlaşma dediğimiz sadece şuradaki kırmızı renkte çizdiğim sıvı moleküllerini düşünün. Nerede bu moleküller? Yüzeyde yer alıyor. Şimdi sıvı molekülleri her taraftan bir çekim kuvveti içerisinde. Yani bu sağdan, soldan, aşağıdan, sol çaprazdan, sağ çaprazdan her taraftan eşit bir kuvvetle çekiliyor. Eğer ki dışarıdan yeterli bir enerji alırsa bu adam, yeterli bir enerji alırsa sıvı yüzeyinden kaçmaya başlıyor. Yüzeyden kaçabilirse, yani şu çekim kuvvetlerini kırabilecek kuvvete sahip olursa, yüzeyden uzaklaştırırsak biz bu olayı buharlaşma adını veriyoruz. Şimdi bir dakika hocam, yüzeyden uzaklaştırmak için o zaman ben sıcaklıkla ilişkilendireyim mi? Hayır. Biz enerjiyi sadece sıcaklıktan almıyoruz. Yani birçok maddeden, birçok yapıdan da alabiliriz ki bunun en canlı örneği, klasik örneğimizdir. Kışın çamaşırların kuruması olayı. Hocam kışın soğuk havada çamaşır nasıl kuruyor? Yani sıvı nasıl buharlaşıyor dediğimizde şöyle bir duruma dikkat edin. Hocam yüzeydeki şu tanecik dışarıdaki bir gaz molekülü tarafından buna çarpıyor. Enerjili ve esnek bir çarpışma yapıyor. Yaptıktan sonra kendi enerjisinin tamamını buraya aktarmaya çalışıyor. Aktarıyor. Bir yerden sonra enerji şu bağları kırabilecek bir kuvvete sahip olursa yüzeyden çıkıyor. İşte biz buna ne diyormuşuz? Buharlaşma adını veriyormuşuz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Mesela bir kavga anında düşünün, ne yapıyorlar? Hemen tarafları tutarlar. Dur abi yapma falan diye ellerinden kollarından tutarlar. Adam diyor bırakın lan beni, bırakın beni falan diye uğraşır ya. O sırada ufak tefek bir tane adam gelir burada. Bak yüzeyden. Geliyor, hop, tokat atıyor, kaçıyor. Düşünsene adamı vuruyor, kaçıyor. Adam iyice sinirleniyor. Lan bırakın kollarımı, bırakın koşacağım derken. Eğer ki bu kollardan şöyle kurtulabilir ve arkasından kovalarsa onu, işte buna buharlaşma diyoruz. Peki, buharlaşmayı nerede yaşadım şu anda sadece? Yüzeyde. Arkadaki adamlar dayak yedi mi? Yok. Öndeki adam dayak yedi. Sebebi neydi? Uzandı, tokat attı, kaçtı o küçük velet. Bu yüzden bu adam bu çekim kuvvetini kırabilir ve arkasından koşabilirse
Biz bu olaya buharlaşma diyoruz. E demek ki buharlaşma sadece sıcakla bağlı bir detay değil. Bak sıcaklık etkiler ama sıcaklığa doğrudan bağlamama gerek yok. Mesela ne dedik? Kışın çamaşırlar da kuruyabiliyor. Peki hocam bunu etkileyen faktörler ne? Biraz sonra onlardan bahsedeceğim. Ama buraya gelmeden önce şunu söylüyorum. Sıvıların en büyük özelliklerinden birisi. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. Neden? Dedik ya sıcaklığın aslında çok büyük bir önemi yok. Gaz molekülü buna çarptıkça enerjisini aktardığı için de bu işlemi gerçekleştirebiliyor. Peki başka ne var hocam? Buharlaşma sıvının neresinde gerçekleşti? Yüzeyinde gerçekleşti. Arkadakilere dokunmadım. Sadece bak alttaki molekülleri dokunmuyorum. Çünkü gaz molekülleri sadece yüzeye vuruyor. Yüzeye vurup buradan koparttığı için biz buna buharlaşma adını veriyoruz. O yüzden buharlaşma sıvının yalnızca neresinde gerçekleşiyor? Yüzeyinde. Peki hocam buharlaşma endotermik mi egzotermik mi dersek endotermik bir olaydı. Yani ısı alıyor. Tokadı alması gerekiyor, tamam mı? Dışarıdan ısı alan, enerji alan olayları endotermik dediğimiz için buharlaşmada bir endotermik olay şeklinde karşımıza gelecek. Peki hocam diyeceğim ki buharlaşma hızından bahsedeceğim. Yani bunun çekim kuvvetinden ne kadar hızlı kopabilir, ne kadar hızlı gidebilir diye ölçmek istersem nelere dikkat edeceğim? Buharlaşma hızı birim zamanda buhar fazına geçen gaz molekül sayısına denilecek. Peki hocam o zaman sıvının türüne bağlı mı? Şimdi moleküller arası çekim kuvveti buna etkiler. Arkadan kolları tutuyor ya, tutan adamların kuvveti bunu etkiler. Çok kuvvetli adamsa çok zor buharlaşırsın diyeceğiz. Ama zayıf birisi tutuyorsa kollardan kurtulabilecek. O halde moleküller arası çekim kuvveti arttıkça, yani daha kuvvetli çekersem buharlaşmasının ne olmasını beklerim? Azalmasını beklerim. O zaman burası azalır şeklinde yorum yaparız. Peki hocam sıcaklık durumu nasıl etkileyecek? Eğer ki sıcaklık artarsa, şimdi sıcaklık arttığında yanındaki adamların tutamadığını, elinden kaydığını düşün. Ha sıcak havaları terlersin ya tutman daha zor oluyor. Öyle düşünebilirsin. E sıcaklık arttıkça moleküller arasındaki çekim kuvvetini yenmen daha kolay olur. O zaman buharlaşmasın artar şeklinde yorum getiririz. Buraya artar yorumu getirmiş oluruz. Şimdi bak doğruca sıcaklığa bağlı mı? Hayır. Her sıcaklıkta oluyor. Ama sıcaklık bunu etkiliyor. Tamam buraya dikkat edin. Hocam hani sıcaklığı değiştirmiyordu demiyoruz. Sıcaklık etkiliyor ama doğrudan sıcaklığa bağlı bir faktör değil. Her sıcaklıkta yapabiliyorsun bunu. Peki yüzey alanı etkili midir hocam? Tabii ki etkilidir. Mesela şöyle düşün. Burada bir bardak su var. Ertesi gün gel aynı bardak gene durur. Bir ay sonra dur içindeki su hala durur. Ancak o bir bardak suyu al şöyle yere dök. Ertesi güne bile gerek yok. 3-4 saat sonra geldiğinde yerde o su var mı? Yok. Nereye gitti? Buhar oldu. Peki nasıl buhar oldu? Yüzey alanı ne yaptın? Arttırdın. Arttırırsan daha çok ne yaptık? Bak yüzeyi arttırdığın için gaz molekülünü çarpıp enerji aktardı. Sıvı molekül sayısını arttırdın. Bu yüzden buharlaşmayı hızlandırdın. O zaman yüzey alanı arttıkça buharlaşma hızı ne oluyor diyeceğiz? Artıyor yorumuna getireceğiz. O zaman burası artar diye yorum getirmiş olacağız. Peki hocam dış basınç, dış basınca bağlı mı? Şimdi arkadaşlar diyoruz ya bir yerden kaçmak istiyor sıvı molekülü. Sıvı molekülü kaçmak isterken bunun tepine otur oturduğun yere diye bassam bir ben. Mesela aile büyükleri geldi adam kavga ediyor. Ne diyor? Otur oraya aport diyor. Aport neyse ya saçma sapan geldi ama. Otur oraya diyor. Otur çabuk dediğin zaman. Sen aile büyüğüne karşı gelebiliyor mu? Hayır o oraya oturuyor. Bu kim? Dış basınç işte. Dışarıdan bir baskı uyguluyor. Omzundan tutup bastırdığı zaman bunun çıkmasını engelliyorsun. Engellersen buharlaşma hızı ne oluyor? Azalmış oluyor. O halde dış basınç ve nem ikisi de aynı mantığa denk gelecek. Artarsa buharlaşma hızı ne olacak diyeceğiz? Azalır yorumunu getirmiş olacağız. Anlaştık mı? Peki devam ediyorum. Hocam safsızlığa bağlı mı? Şimdi ne demek safsızlık? Diyelim ki şunun içerisinde şöyle yeşille tuz çözmüş olalım. Tamam mı? Tıkı 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 tuz çözdüm. Sıvı molekül diyor ki ya diyor ben buradan kaçacağım diyor. Diyor ki bir dakika ya diyor ben de katayım diyor. Ben katı adamsam diyor otur oturduğun yerde. Ayağından tutuyor çekiyor gel buraya diyor. Diyor ki ben gideceğim. Gel buraya. Gideceğim. Gel buraya diye baskı kuruyor ya. Bu baskı kuran ne? İçinde çözdüğü saf madde. Hocam diyor ki ben katıyım diyor ya. Ben varken sen nereye gidiyorsun diyor. Otur oturduğun yerde diyor. Bunu ayağından çektiği için buharlaşma hızını azaltıyor. O halde biz safsızlık yani sıvı içerisinde uçucu olmayan bir madde çözdüğümüzde buharlaşma hızı ne olacak? Azalır yorumu gelecek. Bunu şöyle de düşünebilirsin. Azalır diyelim şöyle.
Mesela ayağını tuttun, bataklığın içine girdi. Şimdi normal bir suya girmesi var, çektiğin zaman çıkartırsın. Ama bataklığa girdiğin zaman ne var? Safsız maddeler var gibi düşün. Ayağını çekerken ayağın orada kalıyor. Ayağını getiremiyorsun, bir çekiyorsun ayakkabıyı tutuyor. Niye? Bak katılar ona sarılıyor bir anda. Gitme durdu, ne olur burada kal diye. İşte buna biz ne diyoruz? Safsızlık diyoruz. Eğer ki bir sıvıda safsızlık miktarı yüksekse buharlaşmazı düşük olarak karşımıza gelecek. Peki hocam şimdi buharlaşmazın 3 aşağı 5 yukarı anladım. Buhar basıncı. Nasıl yani? İkisi aynı şey değil mi? Değil tabii ki. En çok karıştıracağımız detaylardan birisi. Buharlaşma hızı be. Buhar basıncı bambaşka detaylar. Tamam mı? Çok dikkat edin. Bambaşka. Fark ne hocam dediğinizde şöyle bir şey. Kapalı bir kabın içerisine bir sıvı al. Ne dedik hocam? Sıvı molekülleri yüzeyden hemen şöyle fıngır fıngır uçmaya başlıyor. Fıkır 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 buharlaştı. Tamam, buharlaştı da kap kapalı. Bir yerden sonra buharlaşan sıvı molekülleri geri yoğunlaşmaya başlıyor. Heh işte biz bu anı söylüyoruz. Buharlaşma hızının yoğunlaşma hızına eşit olduğu anda biz bir denge kuruluyor diyoruz. Tamam mı? Tahterevalli dengesi gibi düşün. Sağ ve sol taraf eşitse sabit bir şekilde duruyor. İşte biz buna buhar dengesi diyeceğiz. Nasıl buhar dengesi? Denge buhar basıncı olarak isimlendirmiş olacağız. Bunu tanımlarken nasıl tanımlıyormuşuz? Kapalı bir kapta buharlaşan sıvı önce buharlaşır. Daha sonra yoğuşma başlar. Buharlaşma hızı yoğuşma ya da yoğunlaşma hızına eşit olduğu anda işte denge buhar basıncını kurmuş oluyoruz. Anlaştık mı? Buharlaşma hızı eğer ki yoğunlaşma hızına eşitse bir denge kuruyoruz. Peki hocam, denge buhar basıncı nelere bağlıdır? 3 tane faktör. Sıvının türüne, safsızlığına ve sıcaklığına bağlıdır. Kısaca şöyle tanımlayacağız. Baş harflerinde sıvının tahsisatına bağlı. O kadar önemli bir detay söylüyorum size. Buhar basıncı kime bağlı dersek sıvının tahsisatı. Tamam mı? Tahsisatını attırmayacağız bunu. Nasıl yani? Türüne, safsızlığına, sıcaklığına. Tür, safsızlık, sıcak. Tür, safsızlık, sıcaklık. İyi de hocam bir şey dikkatimi çekti. Biraz önce dediniz ki yüzey alanı, dış basınç. Bunlar da demedik. Evet, bunların hiçbirisine bağlı değilsin çünkü. O yüzden nelere bağlı değil? Onları da bir öğrenelim mi? Bak, sıvı miktarı benim umurumda değil. Ne kadar aldığımı önemiyor. Çünkü kapalı bir ortama koyuyorsun. Önce buharlaştırıp sonrası yoğunlaştırman gerekiyor. Bu yüzden sıvı miktarının benim için bir önemi yok. Peki hocam, kabın şekli benim için önemsiz. Ama yüzey alanını değiştir. Bana ne? Beni ilgilendirmez. Önce buharlaştırıp yoğunlaştırmaya çalışıyorum çünkü. İkisinin denk geldiği basınçtan bahsediyorum. O zaman kabın şekli de benim için önemsiz. Yüzey alanı bana ne? Dış basınç bana ne? Bak, en çok dış basıncın bana nesi sizi ilgilendiriyor. Önemli bir kısım. Dış basıncı arttır ya da azaltır. Buhar basıncı değişmez. Anımsama olarak şöyle düşünebilirsin. Dış basınç, buhar basıncına, bak iki basınç birbirine götürüyor ya, bağlı değildir. Tamam, bu şekilde düşünebilirsin. Bak, buharlaşmasını etkileyen bir faktörken buhar basıncını etkilemiyor. O yüzden dikkat edin, sıvının buhar basıncı nelere bağlıdır derse tahsisatı, tür, safsızlık, sıcaklık. Tür, safsızlık, sıcaklık, bunu sakın unutma. Bunu bir tablo haline getirdim. Çok karışıyor çünkü. Eğer ki soru bana buharlaşma hızı ve buhar basıncı arasındaki farklardan bahsediyorsa şöyle diyorum. Buharlaşma hızı sıvının türüne bağlı. Hocam, buhar basıncı da bağlı. Hocam, buharlaşma hızı safsızlığa bağlı. Buhar basıncı da bağlı. Hızı sıcaklığa bağlı. Buhar basıncı da bağlı. Şimdi çok dikkat edin. Buharlaşma hızı yüzey alanına bağlıyken buhar basıncı yüzey alanından bağımsızdır. Tamam mı? Buharlaşma hızı dış basınca bağlıyken buhar basıncı dış basınçtan bağımsızdır. Bu iki detay çok önemli. Bu iki detay soruyu çözdürüyor ya da yanlış çözdürüyor. O yüzden en çok dikkat edeceğimiz iki tane detay karşımızda. Peki hocam, bana ne türde sorular sorabilirler dersek şöyle üç tane bir örnek göstereceğim size. Birinci örnek şöyle yapıyor. İki tane konum var. Birincisi deniz seviyesine yakın, diğeri deniz seviyesinin üzerine çıktığımız konumlar. Burada şöyle anımsatabilirsiniz. Deniz seviyesi ya da yukarı, niye belirtiyoruz bunu? Şöyle, deniz seviyesinde biz dış basıncı 1 atm olarak alırız. Yukarılara çıktığım zaman şu okun boyundan anımsatın. Okun boyu gitgide ne oluyor? Azalmaya başlıyor. O zaman dış basınç azalmaya başlar. Ki burada sana vermiş zaten. Burası 1 atm, buranın 0.9 atm olduğunu söylemiş. Yüzey alanı aynı olan iki tane kap var. İçerisinde m gram saf su, m gram saf su var. Miktarlar da aynı hocam. Buharlaşma hızı nasıldır derse. Hocam şöyle diyorum. Dış basınç azalırsa buharlaşma hızı ne oluyordu? Artıyordu. Daha hızlı oluyor değil mi? O zaman yukarılara doğru gidildikçe buharlaşma hızı ne olacak? Artmış olacak. Yani 2 büyüktür 1 diyebilirim.
Peki, buhar basıncı, dış basınç azalırsa ne oluyor? İlgilendirmiyor beni. Neden? Dış basınca bağlı değil. Buhar basıncı, bak basınç kime bağlı? Tasası. Tür, hocam saf su. Safsızlık, ikisi de saf. Sıcaklık, hocam ikisi de aynı ortamda bulunduğu için, yani 25 derecede olduğu için hepsi aynı. Demek ki ben 1 eşittir 2 şeklinde göstermek zorunda kalırım. Tamam? Her şeyin aynı kalır. Geldim. İkinci. Hocam, gene aynı şekilde 2 tane konum var. 1 atm, 0.9 atm, m gram su, 2 m gram su. Bak, bir tek suyun kütlesini değiştirmişsin. O zaman varan bir. Buharlaşması ne olur? 2 m gram bana ne? Niye? Sana miktardan bahsettim mi ikisinde de? Hayır. Ben sadece yüzey alanından bahsettim. Dış basınçtan bahsettim. Şimdi tasası ikisinde de aynı mı? Türü, safsızlığı, sıcaklığı aynı. Bunlar değişmediği için buhar basıncı 1 eşittir 2 gelir mi? Bu kesin. Bu cepte. Türüne, safsızlığa, sıcaklığına bağlı. Peki buharlaşma hızı ekstradan yüzey alanı ve dış basınca bağlı değil mi? Yüzey alanları hocam aynı. E dış basınç azaldı. O zaman buharlaşma hızının ne olmasını beklersin? Artmasını. E bunda da aynı şekilde. 2 büyüktür 1 şekline getirelim mi? Getirelim. Geldik 3. kalıba. 3. kalıpta da bu sefer aynı dış basınç altını almış. Aynı dış basınçta. Yüzey alanı S. Burası ne olmuş olacak? 2S. 2S yerine 2M yazmışım. Şurası S olacak. 2S olsun. Peki kütle 2M şeklinde gelmiş. Üçünde de saf su var. Diyor ki buharlaşma hızını kıyasla. Türüne, safsızlığına, sıcaklığına bağlı. Hatta ilk buhar basıncından bahsedelim. Sıvının tasası, türü saf su. Sıcaklık aynı ortamda, aynı. Safsızlık, hocam saf su hiçbir şey farklı mı? Değil. Ama yüzeyine bana ne? Bak dış basınca bakıyorum. Tür, safsızlık, sıcak. Aynıysa, hocam 1 eşittir, 2 eşittir, 3 şeklinde gelmek zorundayım. Tamam, 1, 2, 3 şeklinde geldim. Geldim şimdi diğerine. Buharlaşma hızı için. Hocam 3 kaba da bakıyorum. İçinde saf su, saf su, saf su. Miktar beni hiç ilgilendirmiyor. Bak miktar bununla alakası yok. Anlaştık mı? Ne buharlaşma hızıyla ne buhar basıncıyla bir alakası yok miktar. Miktara eledik gittik. Hocam S 2S. Aha. Şimdi bu sefer aynı ortamda yüzey alanı kimin daha fazla? 3'ün. O zaman derim ki 3'ün buharlaşması en yüksek. Kime göre? Hocam bunların yüzey alanları aynı. Sıvılar aynı. Safsızlık aynı. O zaman 1 ve 2 birbirine eşit çıkar. Anlaştık mı? Sıralarken neye bakıyormuşum? Tasası. İlk olarak buna bak. Tür, safsızlık, sıcaklık. Hocam aynı. O zaman buhar basınçları aynı. Buharlaşma hızı detay için iki faktör daha koyuyorum ortaya. Nedir bunlar? Yüzey alanı ve dış basınca bakıyorum. Aynı basınçlar o zaman yüzey alanı kalıyor. Yüzey alanı büyük olanın buharlaşma hızının en yüksek olduğunu söyledik. Peki bunları toparlayalım. Bir tane örnek çıksın karşımıza. Bu örnek neyden bahsediyor bize? 3 tane kap aldığından bahsediyor. 3 tane kapta 25 derecede saf su var. S2S2S yüzey alanları farklı. Şimdi diyor ki şekildeki aynı ortamda bulunan kaplardaki sıvıların buharlaşma hızı ve buhar basıncı arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Varan bir ilk olarak buhar basıncına bakalım mı? Niye 3 faktör? Sıvının tasası, tür, safsızlık, sıcaklık. Tür ve safsızlık aynı. Sıcaklık, aha hocam bunun farklı. O zaman dur. Sıcaklık artarsa buhar basıncının olmasını bekliyorum. Artmasın. Niye? Daha fazla buharlaştırıyorsun. O zaman uyguladığı basıncının fazla olmasını bekliyorum. Demek ki 3'ün kesinlikle buhar basıncı en yüksek gelecek. Gel. İki seçenek var. Geriye kalanlar gitti. Peki. Diğer iki kıyasla ne yapacağım? Hocam buhar basıncında diğer iki kıyasla tür aynı, safsızlık aynı, sıcaklık aynı. Yüzey alan bak ilgilendirmiyor. Buhar basınçtayım. Tamam mı? Dış basınç ilgilendirmiyor. Neredeyim şu anda sadece? Sıcaklık, safsızlık ve tür kıyasına bakıyorum. Hocam aynıysa bunlar ne çıkmak zorunda? Aynı çıkmak zorunda. Tamam. İkisi de oldu. Yani beni eleyemedi bunlar. Sırada bunlar var. Buharlaşma hızına geldiğimiz zaman. Türü hocam aynı. Safsızlığı hocam aynı. Sıcaklık bir dakika. Hocam bunun sıcaklığı daha fazla. Tamam çok güzel. Sıcaklığının yanında yüzey alanı bu da fazla. O zaman hem sıcaklık hem yüzey alanı fazla olduğu için buharlaşma hızı en yüksek kimde aldım? Burada aldım. Peki hocam bunun da yüzey alanı fazla dersen şöyle bakıyorsun zaten. Mesela ikisinin yüzey alanı eşit. Sıcaklık daha yüksek olduğu için buharlaşma hızının 3'ün daha fazla olduğunu görmüş olurum. Zaten burası elendi direkt çıktı da ölçelim ben. Peki şimdi geldik şu iki kıyasa. İkisinin sıcaklıkları, safsızlıkları, türleri aynı.
Dış basınçları aynı ama yüzey alanları farklı. Yüzey alanı fazla olan 2'nin buharlaşma hızı 1'e göre daha fazla çıkmış olacak. Yani 2, 1 olarak gelecek. Cevabımız da A seçeneği olacak. Şimdi gençler, burada da kimden bahsettik? Buharlaşma hızı ve buhar basıncından bahsettik. Bunları şimdi kimle süsleyeceğiz? Kaynama noktası ve hissedilen sıcaklık detayıyla süsleyeceğiz. Hadi gelin bir de onlara bakalım. Evet gençlik, şimdi sıra kime geldi? Kaynama noktasına geldi. Ne yaptık arkadaşlar? Sıvılardan bahsettik, viskoziteyle girdim, buhar basıncıyla devam ettik. Şimdi sıra kaynama noktasına. Bu ne demektir? Kaynama noktasında şöyle bir şey bahsedeyim. Buhar basıncı hatırlıyorsunuz değil mi? Buharlaşma sıvının sadece yüzey kısmında gerçekleşiyordu. Yüzey kısmındaki maddelerin sıvı yüzeyini terk etmesine biz buharlaşma diyorduk. Yalnız kaynama böyle değil. Kaynamanın olabilmesi için sıvının her noktasında harekete geçmesi gerekiyor. O yüzden biz şöyle diyeceğiz. Bir sıvının buhar basıncının eğer ki dış basıncı ya da açık hava basıncının ikisi de aynı şeydir. Eşit olduğu bir an görürsem işte bu noktaya ben kaynama noktası diyorum. Tanım o kadar önemli ki. Biraz sonra tanımda bir cümle, yani bir soru kalıbı çözeceğiz. Sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olduğu noktada madde kaynamaya başlar. Kaynama sıvının her noktasında meydana gelen bir etkinliktir. Yani hepsi diyor ki ben çıkacağım buradan diyor. Diğerinde sadece yüzeydekini burada her noktası demek zorunda kalıyor. O halde kaynama ne diyoruz? Yalnız yüzeyde değil, sıvının her yerinde gerçekleşen bir olaydır. Peki hocam, kaynama noktası nelere bağlıdır? Yani kimler etkiliyor bunu dersek? Birinci olarak şunu diyeceğim. Açık hava basıncı, yani dış basınçtan bahsedeceğim. Bağlı mıdır? Bağlıdır. Eğer ki açık hava basıncı artarsa kaynama noktası ne olacak? Mantık aynı. Bak, buhar basıncında bastırıyordu ya. Daha doğrusu buhar basıncında, buharlaşma hızında, özür diliyorum. Buharlaşma hızında bastırıyordu ya. Aynı olay burada da gerçekleşiyor. Kaynama noktasında amaç dış basınca eşit olmak değil mi? Sen ne yapıyorsun? Dış basıncı arttırıyorsan kaynama noktan artmış olur. O zaman buraya artar dersin. Her zaman şu örnek verilir ya. Antalya'da deniz seviyesinde bir ATM basınçtasın. Ankara'ya doğru çıkınca daha yukarılara gelmiş oluyorsun. Daha yukarıya geldiğinde kaynama noktan ne olur? Bak, dış basınç ne oluyor yukarıya geldiğin için? Azalıyor. O zaman kaynama noktası azalıyor. O halde Antalya'da bir suyu 100 derecede kaynatabiliyorken Ankara'ya, yani daha düşük bir basınca geldiğin zaman 100'ün altında, 96'da, 95'te, 90'da kaynatabilirsin deriz. Ya da bunun bir benzer örneği düdüklü tencerede olur. Mesela annen ne yapıyor? Fasulye ya da nohutu düdüklü pencerede haşlamaya çalışıyor. Peki neden böyle bir şey yapıyor? Düdüklü tencerede biliyorsunuz ağzı kapaklı, lastiklidir. Büyük bir basınç ortamı yaratılır. Büyük bir basınç olduğu zaman dış basınç bir anda ne oluyor? Artıyor. Hocam artınca o zaman kaynama noktası artıyor. Aynen öyle. Kaynama noktası yükseğe çıktığı için su artık 100'de değil, 120'de, 130'da kaynamaya başlayacak. Neyi değiştirdi? İçerideki sıvının sıcaklığını daha yukarıya çıkartabiliyorsun işte. Bu sayede içindeki malzemeyi daha kolay pişirme işlemi yapıyorsun. Daha yüksek sıcaklıklara çıkabildin çünkü. Ama normal tencerede olsaydı en fazla 100'e çıkacaktın. 100'de buharlaşmaya başlayacaktı. O yüzden sen ne yapıyorsun? Dış basıncı arttırayım ki kaynama noktası yükseğe gelsin. Yükseğe doğru gelirse içerideki maddeyi daha iyi pişirmeyi sağlayayım diye düdüklü tencereleri kullanabiliyoruz. O halde hocam, rakım ile kaynama noktası nasıl orantılı dersek? Ters orantılı. Yükseğe çıkınca dış basınç azalıyor. Azaldığı için kaynama noktası ne oluyor? O da azalıyor. O zaman yükseğe çıkarsan dış basınç azalır. Dış basınç azaldığı için kaynama noktası azalır. Yani rakımla kaynama noktası ters orantılı şeklinde söyleyeceğiz. O halde rakım arttıkça kaynama noktasının azalır şeklinde karşımıza geldiğinden bahsetmemiz gerekiyor. Peki hocam, tancıklar arasındaki çekim kuvveti, moleküller arasındaki çekim kuvveti gibi düşünüyorum, artarsa, yani bu bunu çok çekiyorsa, ben bunu ayırmak için ne yaparım? Daha yüksek bir enerji vereceğim. O zaman tancıklar arası çekim kuvvetin artarsa kaynama noktası, o da artar hocam. Yüksek sıcaklığa çıkmak zorundayım. O zaman buna da artar cümlesini kullanacağım. Peki hocam, dış basınç artarsa, açık hava basıncındaki mantığın aynısı. Basınç uygularsam düdüklü tenceredeki kaynama noktası ne oldu? Yükseldi. O zaman dış basınç artarsa kaynama noktasına artar demek zorunda kalacağım. Peki hocam, safsızlık artarsa, makarna yaparken ne yapıyorsun? İçine tuz atıyorsun. Peki neden tuz atıyorsun? Suyun kaynama noktasını yukarıya çıkmak, makarnayı daha yüksek sıcaklıklara çıkartıp daha kolay pişirebilmek için yapıyorsun aslında. O zaman safsızlık artarsa, yani içerisine yabancı bir madde eklersen kaynama noktasını ne yapıyormuşuz? Yükseltiyoruz. Yani buna da
artar diyeceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar, makarnayı zaten öğrenci olduğunuzda daha çok tanık olacaksınız. Her çeşit oluyor. Mesela sade makarna, peynirli makarna, salçalı makarna, mayonezli makarna, ketçaplı makarna, bunlara hakim olacaksınız. O makarna yaparken o suyuna ne yapacaksınız? Tuz ekliyorsun. Tuz ekleme makarna tuz zaman için değildir. Zaten daha sonra süzerken bol suyla yıkıyorsunuz ya, bu işlemlere hakim olacaksınız hepiniz. Bu işlemde zaten suyunu geri götürüyorsun. Yani tuzu geri gitmiş oluyor. Sen tekrardan tuzlaman gerekiyor. Bu makarna konusunda üstün başarıya sahibiz. Yani her çeşidini yapabiliyoruz. Özellikle mesela makarnaları birbirine karıştırıp fiyongu, burguyla onu başka şeyle karıştırıp yeni bir makarna türü de türetebilirsiniz. Bunların hepsi sizin hayal gücünüze bağlı oluyor öğrenci evinde. Şimdi geldik. Hocam, sıvının kaynama noktası miktarına, hacmine, kap şekline, yüzey alanına bağlı mıdır diye sorarlar. Sıvının miktarı beni hiç ilgilendirmez. Mesela 1 atm basınçla dış basıncı koydum. Su kaç derecede kaynar? 100. Bitti. Peki 1 kilosu 100 derecede. 2 kilosu 100 derecede. 1 tonsu 100 derecede. E hocam, miktarı arttırıyorum da. İyi de nasıl yani? Daha uzun süre bekliyorum. Bekliyorsun da sen kaynama noktasını değiştirmiyorsun ki. Değiştirdiğin şey süresi. Dikkat et. Bak, eğer ki sıvının miktarını arttırırsan kaynama noktası değişmez. Kaynamanın sadece süresini değiştirmiş oluyorsun. Miktar artarsa daha uzun sürede. 100 dereceyi unutma. Su kaçta kaynar? 100. Bak, şu kadar su diyor muyum sana? 10 gram su, 100 gram su diyor muyum? Demiyorum. O zaman sıvının miktarına bağlı değil. Kabın şekli. Hocam, nerede kaynatayım? Cezvede mi, tencerede mi? Bana ne? Su 100 derecede kaynar. Bak, derece detayı istiyorum senden. 100'e ulaşmazsan kaynamazsın diyor. O zaman kabın şekli, bana ne, neyi seçiyorsan seç diyorsun. Peki hocam, kabın şekli ilgilendirmez. Sıvının yüzey alanı, hocam bu buharlaşma hızını etkiliyor. Kaynama noktası ilgilendirmez, değil mi? Kap şekli istediğin seç. Suyu kaynatmak istiyorsan her tarafı kaynatacaksın. O zaman su 100 derecede kaynıyor. Demek ki bunların hiçbirisine bağlı değil demem lazım. Değil, dir şekline getirmiş olacağız. Yani sıvı miktarı, kabın hacmi, kabın şekli ya da sıvının yüzey alanından bağımsız bir nicelikten bahsediyoruz. Peki hocam, geldik. Şöyle bir yorum yapmış. Diyor ki farklı sıvılar, farklı sıvı seçtim. Farklı dış basınç altında hem sıvıyı hem basıncını farklı seçtim. Aynı sıcaklıkta kaynayabilir mi? Kaynayabilir. Nasıl yani? Hocam, etanol ve suyu aldım. Burada şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Etanol 78-76 derecede kaynar. Su 100 derecede kaynar. Ama bir şey söylemiyoruz farkındaysanız. Aslında bunlar 1 atm basınçta böyle kaynar. Peki hocam, tuttum etanolü 1 atm'lik basınca getirdim. 78 derece. Suyu öyle bir yükseğe çıkarttım ki, çok yukarılara çıkarttım. Yukarıya doğru çıkınca kaynama noktasının azalmasını bekler miyim? Beklerim. Yani 100 yerine aşağıya 96, 95, 80, 78 gibi bir sıcaklığa gelebilir mi? Gelebilir. O yüzden farklı sıvılar, çok dikkat et. Farklı dış basınç altında aynı sıcaklıkta kaynayabilir. Ama farklı sıvılar aynı dış basınç altında kesinlikle aynı noktada kaynamaz. Kaynama noktası bir ayırt edici özelliktir. Tamam mı? Her sıvının kendisine özgüdür. Bu yüzden eğer ki iki farklı sıvı aynı kaynama noktasına sahipse kesinlikle farklı dış basınç altında olmak zorundadır demek durumundayız. Peki hocam, bir diğeri aynı sıvılar, bu sefer sıvıyı aynı seçtim. Farklı dış basınç altında kaynarken sıcaklıkları ve buhar basınçları farklıdır. Neden hocam? Şimdi birinci detay, kaynarken bu ikisini kaynatmak istiyorsa 1 atm'lik dış basıncı ben nerede kaynattım? 100 derecede. Daha yukarıya çıktım. Mesela 0.8 atm'lik dış basıncı azaltırsam ne yapıyordum? Kaynama noktası değişiyordu. O zaman kaynama sıcaklığını değişirken gördüm. Bu kesin bilgi. Peki buhar basıncı ne alaka? Biraz sonra söyleyeceğim. Bir maddenin kaynarken neye ulaşması lazım? Buhar basıncının dış basınca ulaşması lazım. Sen bu adama dedin ki dış basıncı 1 atm'lik bir yer. Bu adamın dış basıncı 0.8 atm'lik bir yer. Neden? Yukarıya çıktı. Peki kaynaması için ulaşması gereken dış basınç ne? 1 atm. Kaynaması için ulaşması gereken dış basınç ne? 0.8 atm. O zaman buhar basınçları da farklı çıkıyor. Yani direkt görüyorsun. Neden? Çünkü kaynarken buhar basıncı dış basınca eşit. O zaman bu ikisi kaynarken buhar basınçları 1 atm, 0.8 atm olmak zorundadır diyoruz. Peki hocam, şöyle bir şey yapalım. Bunların kıyaslarına girmek istersem, şuraya birinci kap diyeyim, şuraya ikinci kap diyeyim. Tamam mı? 1 ve 2 diyelim. Buhar basınçlarını kıyasla dersen şu anda. Yukarıya doğru çıkıldıkça buhar basıncı ne oluyordu? Değişmiyordu.
Buhar basıncı kime bağlı? Sıvının tahassası. Türü aynı. Sıcaklık aynı. Safsızlık aynı. Hocam o zaman buhar basınçları aynı. Yani 1 eşittir 2 geliyor. Çok dikkat et. Buharlaşma hızı işte dış basınca bağlı. Buharlaşma hızı deyince yukarıya doğru çıkıldıkça dış basınç azalıyor. Bunu uyguladığın basınç azsa bu daha rahat kaçmıyor mu? Evet. O halde ne diyorum? İkinin buharlaşma hızı birden daha fazladır dedim. Tamam, çok güzel. Şimdi geldik bir detaya. Kaynarken buhar basıncı. Bak bir detay attım. İkisini kaynatmak istiyorum. Kaynaması için ulaşması gereken buhar basıncı 1 atm. Kaynaması için ulaşması gereken buhar basıncı 0.8 atm. O zaman hangisi daha fazla? Bu sefer ne çıktı kaynarken? Birim buhar basıncı 2'den daha fazla çıktı. Tamam mı? Sana buhar basıncını mı sormuş? Buharlaşma hızını mı sormuş? Yoksa kaynarken buhar basıncını mı sormuş? Çok dikkat ediyorsunuz. Şimdi bütün bilgileri topladım, bir tane örneğimiz var. Tamam mı? Bu örnek çok önemli bir örnek. 3 tane kap veriyor. Farklı dış basınçta 1 atm ve buraya yukarıya doğru çıkınca atıyorum 0.8, 0.9 şeklinde gelsin. 1 atm'ye 0.8 yapalım. Saf su, tuzlu su, saf su. Bana soruda şunu söyleyecek. Buhar basıncını kıyasla. Şimdi bu tip sorularda yapman gereken birinci olay. Aynı türlere bakıyorsun. Kim? Hocam saf su, saf su. Buhar basıncı dış basınca bağlı mı? Hayır. Kime bağlı? Sının tahassası. Tür, safsızlık, sıcaklık. İkisinin türü aynı. Safsızlığı aynı, sıcaklık o da aynı. O zaman buhar basıncı A ve C'nin birbirine eşittir. Bu bilgi gelir. Şimdi şurayı salladım. Niye? Aynı ortamdaki ikisini kıyaslayalım şimdi. Hocam buhar basıncı sıvının tahassası. Bak tür aynı, sıcaklık aynı ama safsızlık aynı değil. Hocam bu saf su, bu tuzlu su. He hocam. Sıvının içinde uçucu olmayan bir madde çözersem buhar basıncını ne yapıyordum? Aşağı çekiyordum. O zaman A büyüktür B oldu mu? Hocam A C'ye eşitse o zaman bunlar da büyüktür B'den gelir. Kim? Buhar basıncı. Bunu aldım cebe. Şimdi geldik ikinci yan. Kaynama noktası. Gene aynı türleri aldım. A ve C'yi kıyaslayacağım. Hocam saf su saf su 25 derece 25 derece 1 atm 0.8 atm. Dış basınç artarsa kaynama noktası artıyordu. He, hocam o zaman A ve C arasında kaynama noktası A'nın büyüktür. Bak A'nın büyüktür C'den diyelim mi? Dedik. Şimdi sağladım C'yi. Aynı ortama gelin. Çünkü bir şeyi sabit tutmak istiyorum. Bu sefer de dış basınç sabit olsun. Biri tuzlu su, biri saf su. Hocam düşünmeye bile gerek yok ya. Bir şeyin içine uçucu olmayan madde eklediğimde kaynama noktası yükselir. Buhar basıncı düşer. Tamam mı? O zaman kaynama noktası ne olacak? Yüksek olacak. Yani B'nin en büyük olduğu A'dan, o da büyüktür. C'den şeklinde karşımıza geldi mi? Geldi. Bunu da aldık cebe. Sıra geldi buharlaşma hızına. Gene aynı türleri kıyaslayayım mı? A ve C'den bahsediyorum. Buharlaşma hızı dış basınca bağlı mı? Bağlı. Bak hızı. Koşarken ne yapıyor? Üstünde ağırlık varsa zor koşacak. Kaçamayacak diyoruz. Bunda ağırlık var mı? Var. O zaman A'nın buharlaşma hızı C'den daha azdır. Yani bu sefer ne diyeceğim? Hocam C büyüktür A diyelim mi? Şimdi salladım bunu, aynı dış basıncı alalım. Sıcaklık aynı, aynı dış basınç, çözünenler farklı. Hocam uçucu olmayan bir madde eklerse buharlaşma hızı ne oluyordu? Azalmış oluyordu. Demek ki bunlar arasında en küçük buharlaşma kimde? B'de. Şimdi şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Kaynama noktası ve buharlaşma hızı direkt ters orantılıdır. Kaynama noktası neye göre arttırmış oluyoruz? Bak dış basınç artarsa kaynama noktası artar, buharlaşma hızı azalır. Ya da safsızlık eklersem kaynama noktası artar, buharlaşma hızı azalır. Bu yüzden buharlaşma hızı ve kaynama noktası her zaman ters bir ilişkiyle çıkmak zorunda kalıyor. Aldım bunu cebe. Şimdi geldim son öncülme. Burada güzel bir kelime kullanmış. Kaynarken buhar basıncı. Aa hocam. Kim geldi aklıma? Tanım geldi. Bir sıvının kaynaması için. Ne diyordu? Sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olduğu ana kaynama noktası denir. He, hocam bunlar kaynıyorsa buhar basınçları, bak buhar basınçları kim olmak zorunda? 1 atm. Nasıl hocam? Saf suyunki 1, tuzlu suyunki 1. Neden hocam? İkisi farklı. Fark etmez ki. Bak tanım ne diyor? Kaynatmak istiyor musun? Evet istiyorum diyorsun. O zaman o sıvının diyor buhar basıncı dış basıncı eşit olmak zorunda. O zaman kaynar diyor. Ama türler farklı, kaynama sıcaklıkları farklı çıkabilir diyor. O beni ilgilendirmez. Ama kaynarken, bak bu kelimeyi kullanıyorsan, buhar basıncının dış basıncı eşit olması lazım. O zaman ikisinin buhar basıncı, yani A ve B'nin buhar basıncı ne çıktı şu anda? A ve
beynin buhar basıncı birbirine eşit çıktı. Aynı ortamda çünkü. Bak türün bir önemi yok. Kaynarken buhar basıncı, dış basıncı eşit. Bu kadar. E peki bunun kaynaması için ulaşması gereken buhar basıncı ne? 0.8. O zaman 1 atomun yanında 0.8 daha küçük olduğu için en küçük C'yi gördüm. Bakın fark ettiniz mi? Hepsi farklı çıktı. O yüzden sorunun senden. Ne istediği çok önemli. Buhar basıncını mı istiyor? Buharlaşma hızını mı istiyor? Kaynama noktasını mı istiyor? Yoksa senden kaynarken buhar basıncını mı istiyor? Hepsi farklı bir detay. Bütün konunun özetidir aslında bu soru. O yüzden bu soru sizde çok değerlidir. Yıldız atın mutlaka bu soruya. Bu tip kalıpların hepsinin cevabı da burada gizlidir. Peki hocam şimdi neyden bahsedeceğim? Son kısım yani atmosferde nem kısmından bahsedeceğim. Burada çok detaylı bize sormuyorlar. Çok önceden bir soru geldi, başka da gelmedi. Yani o da yorum sorusuydu. Hiçbir bilgiye sahip olmasan da çözebileceğin sorulardan biriydi. Peki ne diyoruz? Havadaki su buharına biz nem diyeceğiz. Tamam mı? Havadaki su buharına. Peki hocam, sıcaklık artarsa nem ne olur? Bunu da arttırmış olursun. Çünkü daha fazla buharlaşma gerçekleştiriyorsun. Bu yüzden nemini arttıracaksın. İçerisinde su buharı bulunan havaya nemli hava, bulunmayana kuru hava deriz. Mesela Ankara'ya ne diyoruz? Kuru soğuk. Neden kuru kelimesini kullanıyoruz? Çünkü deniz yok etrafta. Deniz olmadığı için buharlaşmayı çok fazla görmüyor. Nem oranı daha düşük oluyor. Ama mesela Antalya'ya gittiğiniz zaman kimse kuru soğuk, kuru sıcak demez. Niye? Çünkü nemli bir havana hakimdir orada. Peki hocam, hava sıcaklığı arttıkça nem miktarı ne olacak? Artacak. E mantıken ne yapıyorsun? Buharlaştırmayı hızlandırmış oluyorsun. Havada bulunan maksimum neme, doygunluk noktası nedir? Eğer ki hava maksimum neme ulaştıysa, doygunluk noktasına geldi demektir. Eğer ki bir hava kütlesi belli bir sıcaklıkta maksimum nem miktarına ulaştıysa, bu herhangi bir soğuk hava kütlesiyle karşılaştığı zaman bu maksimumdan fazlayı alamayacağı için fazla yağış olarak geri bırakır. Böylelikle yağmur oluşturmuş oluyoruz. O halde bir hava kütlesi bulunduğu sıcaklıkta maksimum nem miktarına ulaştığında hava daha fazla nem alamıyor. Bu yüzden sıcaklık düştüğünü görürsen anında yağış başlatmış oluyorsun. Peki bunun bize etkisi ne olacak? Yani kimya dilinde ben neyi göreceğim? Bal nem ve hissedilen sıcaklıktan bahsedeceğiz. Şimdi bal nem bir tanım içeriyor. Genelde coğrafyada görüyorsunuz. Bir de bal nemle alakalı pek bir soru gelmiyor. Şöyle gelecek, hissedilen ve gerçek sıcaklık soruları gelecek bize. Burada şunu söyleyecek. Belli bir sıcaklıktaki havadaki su buharının, bak basıncının, o sıcaklıktaki suyun denge buhar basıncının oranı denir. Şimdi ne anladım? Bunda pek bir şey anlamıyoruz. Çünkü karışıyor. Hangisinin hangisinin oranı diye. Sayısal soru hesaplanırken biz şöyle diyorduk. Birini birine böl, yüzle çarp, saçma bir sayı çıkıyorsa diğerini diğerine böl gibi bir şey söylüyorduk. Ama sayısalı gelmiyor bize. O yüzden coğrafyacılar düşünün. O bizi ilgilendirmiyor şu anda. Havadaki nem neyle ölçülür derse, bak bu gelebilir. Higrometre ile biz nem ölçüyoruz. Tamam mı? Higrometre denilen bir alet var. Bununla nem ölçeriz. Peki ben hava sıcaklığını neyle ölçüyorum? Onu da termometre ile ölçüyorum. Tamam mı? Higrometre, termometre. Bunu bilin. Peki hocam, meteorolojik amaçlı ölçümlerde termometrenin gösterdiği sıcağı, hani termometreye bakıyoruz ya, onun gösterdiği sıcağı gerçek sıcaklık adını vereceğim. Bu neymiş? Gerçek sıcaklık. Ama bunu genelde Adana'da yaşayanlar biliyor ya, hava sıcaklığı bir bakıyor termometre 40 derece. Ne 40'ı diyor bro, 60 derece, 100 derece diyor. Güneş ateş ediyor. Adamlar haklı. Neden haklı? Şöyle söyleyeyim. Nem oranı çok yüksek bir bölge. Çok yüksek bir bölge, aynı zamanda hava sıcaklığı da çok yüksek bir bölge. Yani gerçek sıcaklık yüksek. Tamam eyvallah. Ama burada hissedilen sıcaklık diye bir şey var. Oradaki hissedilen sıcaklık gerçek sıcaklığın ciddi manada üstünde oluyor. Bu da ne olmaya başlıyor? İşte termometrede her ne kadar 40'ı görsen de hava sıcaklığı diyorsun ki burası 60 derece, 100 derece, burası kaynıyor diyorsun. Sebebi neymiş? Hissettiğin sıcaklıkmış. Peki bu nelere bağlı? Nasıl ölçeceğiz? Ona bir bakalım. Şimdi hissedilen sıcaklıkta gerçek sıcaklığın rüzgarın hızı, nem ve güneşten yararlanarak hesaplanan bir değerdir. Ne demek istiyoruz? Şu. Mesela size şöyle bir soru yönelteyim. Antalya'da mı daha çok terlersin? Ankara'da mı daha çok terlersin? Bunu genelde her sorduğumda herkesten aldığım klasik cevaptır. Hocam Antalya'da daha çok terlerim. Hayır, Ankara'da daha çok terlersin. Nasıl hocam? Antalya'ya gidiyorum şıpıl şıpıl terliyorum. O ter değil. O nem. Nasıl yani? Havanın nemi sana yapışıyor. Bu havanın neminden dolayı sen çok terlediğini zannediyorsun. O havanın nemidir. E peki hocam nasıl o zaman Ankara'da daha çok terliyorum? Şöyle bir örnek göstereyim. Biliyorsunuz vücut bir dengesel durumdur. Eğer ki vücut sıcaklığı artarsa vücut sıcaklığını soğutmak için terler. Eğer vücut sıcaklığı düşerse geri yükseltmek için titremeye başlarsın. Bu sefer de vücut sıcaklığın geri yukarıya çıkar. Peki
Antalya'ya gittin, hava çok nemli. Havanın nemini bir anda vücuduna yapışmaya başlıyor. Vücuduna yapışınca derinin gözeneklerini kapatıyorsun. Çünkü artık vücudun üzeri ıslak. Vücudun terleyemiyor. Terleyemeyince hava sıcaklığını bak düşüremiyor. Yani vücut sıcaklığını düşüremiyor. Bu sefer senin hissettiğin sıcaklık o 40'ın pıt üstüne çıkmış oluyor. İşte bu yüzden hissettiğin sıcaklık gerçeğin üzerinde oluyor. Ya da Ankara'dasın. Hani soğuk havalarda kuru soğuk deriz. Neden böyle kaynaklanıyor? Bu sefer de rüzgarlı bir ortama denk geldi. Havada nem yok denecek kadar az. Bir de havada rüzgar var. Sen terlemeye başlıyorsun ya. Hani buharlaşma hızını görmüştük. Rüzgar ne yapıyor? Vücudundaki sıvı zerreciklerini vuruyor. Bu sefer onu oradan kopartabilecek güce sahip. Enerjisini ona aktarıyor. Yüzeyden hızlı bir şekilde buharlaşma gerçekleşiyor. Bu sefer sen sürekli terlemeye başlıyorsun ve buharlaşıyor. Hızlı hızlı buharlaştığı zaman aniden vücut sıcaklığı ne oluyor? Düşmeye başlıyor. Bu sefer titriyorsun. Bunu genelde denize girdin çıktın bir anda bir titreme gelir sende. Ne oluyor? İşte sebep bu. Vücudun ıslak ya. Vücudunun bir anda rüzgarın etkisiyle vücudundaki su buharlaşmaya başlıyor. Buharlaştığı zaman vücudundan da ısı aldığı için sende de üşüme meydana geliyor. İşte gerçek sıcaklık ve hissedilen arasındaki fark bu. Hissedilen sıcaklık rüzgar ve neme bağlı olarak değişir. Termometre gerçeği gösterse de senin hissettiğin nem ve rüzgarla ölçülen bir değerdir. Genelde bize bağlı nem oranıyla verirler. Sana der ki bak gerçek sıcaklık değeri bu. Daha sonra bağlı nem oranlarını artıyor şeklinde gösterir. Bağlı nem arttığı zaman hissettiğin sıcaklık ne olmaya başlayacak? Genellikle artmaya başlayacak. O halde şöyle diyelim mi? Hissedilen sıcaklıkla gerçek sıcaklık farklı değerlerdir. Gerçek sıcaklık havadaki bağlı nem oranı ve rüzgar hızının etkisiyle vücudumuz tarafından hissedilmektedir. Tamam mı? Biz hissediyoruz. O zaman bağlı nem artarsa şöyle dedik mi? Buharlaşma ne olacak? Azalacak. Vücuttaki buharlaşma o da azalacak. Terleme ile vücudun soğuması zorlaşacak. Bu yüzden hissettiğin sıcaklık artmaya başlayacak. Anlaştık mı gençler? Şimdi hissedilen ve gerçek sıcaklıkta fark demiş. Termometrede ölçtüğün değeri gerçek sıcaklık. Senin hissettiğin bağlı nem ve rüzgar etkisiyle de hissettiğine hissedilen sıcaklık adını vermiş oluyoruz. Evet gençler, böylelikle ne yaptık? Sıvılar bölgesinde bitirdik. İşimiz bitti mi? Hayır. Video defter notunda hemen gelelim. Ödeviniz geliyor. Video defter notu şöyle açayım. Neredeyiz? Video defter notunda hemen arkasında, ÖSYM'in çıkmış sorusu da var bu arada. Bunu da çözeceksiniz. Onun arkasında hemen bir tane test geliyor. Test 3 geliyor. Sayfa kaçta? 141'de. Bunu çözmenizi istiyorum. İlk önce bunu çözüyorsunuz. Daha sonra işim bitmiyor. Hemen bunu bağladığımız kime geçiyorum? Soru bankasına geçiyorsunuz. Soru bankasında hemen açalım. Neredeyiz? Sıvılar kaçtan başlıyor? 139'dan başlıyor. Test 6. Bak 139 test 6. Burayı çözüyorsun. Test 7 çözüyorsun. Test 8 çözüyorsun. Test 9 çözüyorsun. Test 10 çözüyorsun. Yani toplamda 5 tane oluyor. 5 tane sıvılar testi var. Bir tane burada. Toplamda 6 tane testim var. Bunları tamamladıktan sonra bir sonraki video geçişini yapıyorsun. Sıvılarla ilgili çok fazla soru kalıbı var. Hepsini barındırmaya çalıştım arkadaşlar. O yüzden soruların bakın ne olur. Konuyu öğrenebilirsin. Çok iyi öğrenebilirsin ama pratik yapmak zorundasın. Pratik yapmayınca bunu sorularla pekiştirmeyince unutma olasılığını arttırmış oluyorsun. Bu yüzden biz ne yapıyoruz? Bakın sürekli ödev vermeye çalışıyorum. Sebebi ne yüzünden? Unutmaman için. Pratik geliştireceksin, genel tekrarlarında işini kolaylaştıracaksın. Böyle ilerlesek her şey istediğimiz gibi gidiyor olacak. Evet gençler, o zaman bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.